Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul fındık üreticisinin mağduriyetini tekrar gündeme taşıdı. Ertuğrul üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bize gösteriş müptelası diyenler üreticinin, emekçinin, işçinin, emeklinin yani halkının hangi sorununu görüyor? Kim gösteriş müptelası? Üreticisinin, çiftçisinin, emekçisinin sorunlarını gözeten mi? Yoksa halka hayat pahalılığından can çekişirken 100 milyon dolar kışlık saray yaptıran mı gösteriş müptelası? Halkı bir kilo dana etine muhtaçken altın varaklı saraylarında oturan mı gösteriş müptelası? Fındığın kilogram fiyatının Giresun kalite fındık için kilogram başına 132 lira, Levant kalite için kilogram başına 130 lira olarak belirlendiği bu ay başında duyuruldu. Desteklerle beraber bu rakamlar 133 TL, 135 TL olacak denildi. Geçen yıl 90-100 lira bandında sezona başlayan fındık fiyatları sezon sonuna doğru 120-130 lira zaten görmüştü. Defalarca söyledik. Enflasyonun hali ortadayken fındığa yapılan yıllık zamın bu kadar olması tamamen üreticilere üreticinin emeği ile dalga geçmektir. Maliyetler %100, %200 artarken bu üreticiye reva mıdır? Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar'ın yaptığı Fiskobirlik 12 Ağustos'a fındık alımına 115 TL'den başlamış bu rakam TMO'nun 130 TL'lik alım fiyatının çok altında kaldığı için büyük tepki toplamıştı. Daha sonra fiyatı 120 TL'ye revize eden Fiskobirlik üreticileri bir şok daha yaşatarak yeni alım fiyatını 118 TL olarak tembeliledi. TMO ise teslim alınan ürüne geri ödemesi süresini 45 güne kadar uzatıyor ne oluyor? Üretici ürünün tüccar vermek zorunda kalıyor devletin kendi kurumları üreticisiyle alay ediyor. Üretici zaten daha şimdiden fındığına 104-105 liradan ancak alıcı buluyor. Yıl sonuna kadar bu nerelere kadar düşer siz düşünün. Enflasyon düşüreceğiz diye üreticiden ürünün zararını satmasını istiyorlar. Bu insanlar ne yiyip ne içecek, evine ekmeği nasıl götürecek? Yemeye 120 lira gübre, ilaç ve diğer maliyetler göze alındığında dalga geçen gibi bir vaziyet bunun başka bir açıklaması olamaz. Üretici işçilere yevmi ödemeleri yapacağı için mecburen düşük fiyatlardan fındığını satmak zorunda kalıyor. Devlet üreticisine sahip çıkmadığı için serbest piyasada fındık üreticisi tüccarın belirlediği fiyatlardan ürünü satmaya ya da yabancı tekellere satmaya mecbur kalıyor. Bu da fındık üreticisi üreticisinden gasp edilen emeği yabancı şirketlerin hanesine kar payı olarak yazılması demek iktidarın tarım politikası durumu bu hale getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni gösteriş müptelası olmakla suçluyorlar biz gösteriş şatafat meraklısı falan değiliz tam tersine bu toplumun ta kendisiyiz bu halkın çocuğuyuz halkımız aynı mahalledeniz halkın neyi ne kadar mal ettiğinden evini nasıl geçindirdiğinden haberiniz yok altın varaklı saraylarınızdan millete sabır diyorsunuz. Maliyet muhasebesi diye bir şey var haberiniz var mı? Bu fiyat aracıların ekmeğine yağ süren bir fiyat dedik. Üretim maliyeti kilogram başına 120 TL. Maliyetin üzerine en az 130'lu bir nefes payı eklenerek en az 160-170 TL fiyat açıklanmalıydı. TMO 2023 yılında fındık fiyatında yaptığı belirleme hatasını bu yıl yapmamalıydı dedik. Hatayı siz yaptınız. Yine millet cefasını çekiyor. Yazıklar olsun.